Samsun'daki Teknofest devam ediyor. Bugün festivalin dördüncü günü. Habertürk muhabiri Fatma Nurboylu ilk günden itibaren orada Özcan Öztürk'le birlikte. Sözü hemen onlara bırakacağım. Fatma Nur, bugün festivalde neler vardı? Sizi dinleyelim. Oya Teknofest'in dördüncü gününde hem karada hem de havada heyecanlı dakikalar yaşandı. Gün boyu, hatta her saat her dakika burada bir etkinlik oluyor. Her yer oldukça kalabalık. Şu anda İçişleri Bakanlığı'nın çadırının önündeyiz. Çünkü buraya yoğun bir ilgi var. Her yayınımızda belli bir çadıra giriyoruz ya da belli bir etkinliği ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Tabii buradaki çadıra da ilgi büyük. Şöyle Uçbey'le başlayalım yine. Hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çeken bir bu da cihaz tabii ki Uçbey. Uçbey bir bulutaltı İHA güvenlik güçlerine hizmet veren bir İHA ve 3 saat havada elektrik motorları ile havada kalabiliyor. Bu da çok önemli. Ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik olarak da geliştirildi Uçbey aynı zamanda ve güvenlik güçlerine hizmet veriyor. Tabii teknik anlamda da oldukça güçlü. Geldiklerinde buraya sorduklarında yetkililer de hem gençlere hem yetişkinlere merak edilen tüm soruları sabırla cevap veriyorlar. Şöyle şimdi içeriye gireceğim ama o kadar kalabalık ki içerisi. İlgi yoğun çünkü içeride pek çok şey var. Aynı zamanda herkes fotoğraf da çekilmek istiyor. Bir sürü teknik cihaz var, silahlar var. İlgi büyük. Şu anda jandarma komanda özel asayiş komutanlığının oradayız. Aynı zamanda jandarma kriminal daire başkanlığı da burada silahları sergiliyor. Kamuflajlı görüntüleri sergiliyorlar. Aynı zamanda ilgi büyük. Herkesin bak sıraya girmiş durumda zaten insanlar da. Hepsiyle de konuşuyoruz. Gelen ziyaretçilerle onlar da bizleri gördüğünde mutluluklarını ve meraklarını paylaşmak istiyorlar bize. Yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün burası da işte drone görüntüleri, güvenlik güçleri çünkü teknolojiyi belki de en üst düzeyde kullanan birimler. Biraz kostümleri de çocukların özellikle ilgisini çekiyor. Aynı zamanda teknoloji zaten hali hazırda dikkatleri çekiyor. Bugün çok kalabalık. Hatta dünden de kalabalık olduğunu düşünüyoruz. İlk gün 110 bin kişi, ikinci gün 95 bin kişi, dün 120 bin kişiye dayandı. Bakalım bugünkü veriler ne olacak? Bunu da ertesi gün öğreneceğiz. Ancak Teknofest'in dördüncü gününde ilgi çok büyük. Evet, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı. Bir yandan ziyaretçiler de kendi görüntülerine de bakıyorlar, sorularını yanıtlıyorlar. Şöyle etrafı kısaca göstermeye çalışacağım çünkü çok fazla yer var. Çok fazla soru sorulacak mekan var. Çok kalabalık. Çocuklarını bahane ederek yetişkinler de çok eğlendiklerini söylüyorlar aynı zamanda. Altını çizelim. Yine jandarma, havacılık, okul komutanlığının simülasyonu bu da. Yetkililere, pilot abileri diyelim, onlara bu simülasyonda etkinlikleri gösteriyor. Yine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın hemen arkada. Sadece uçaklar değil, gemiler de elbette ilgi çekiyor. Kullanılan her cihazlar yine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kullandığı standları, eşyaları ekranlarınıza getiriyoruz. Şöyle dalgıç kıyafetleri, su altı arama konusunda artık üst düzey hem karada hem havada hem de denizden kullanılıyor. Bu şekilde mesela denizaltında kullanılan Sahil Güvenliği'nin kullandığı ekipmanlar bunlar da. Kolay gelsin size de. Evet, ilgi büyük. Hem girişinde hem de çıkışında. Teknofest bugün dördüncü gününde 6 gün 4 Eylül'e kadar devam edecek. 6 gün boyunca devam ediyor. Bir ilk gün gelenler ikinci, üçüncü, dördüncü günde geliyorlar. Artık bazı kişilerle tekrar karşılaşıyoruz. Özellikle yine İçişleri Bakanlığı'nın bu standı her kesimden ilgi odağı olmuş durumda. Aynı zamanda gökyüzünde de gün boyu programlar da devam etti. Solo Türkler bugün Türk Yıldızları enfes bir gösteriye imza attılar. O hareketleriyle hem Solo Türk hem de Türk Yıldızları. Zaten Türk Yıldızları'nın uçacağı duyurusu yapıldığı anda herkes yerini almıştı. Burası da Kriminal Daire Başkanlığı. Şimdi Özcan Öztürk ekranlarınıza getiriyor. Teknolojinin artık son noktası yine burada da emniyet güçleri tarafından da kullanılıyor. O kadar çok farklı teknolojik alet var ki hepsini
Biz de sormaya çalışıyoruz nedir, niçin kullanılır diye. Karada, denizde, havada aklımıza gelebilecek her bir noktada güvenlik güçleri, ülkenin güvenliğinin sağlanması için teknolojiyi kullanıyor. Çocuklar da gelecekleri için, gelecekte ne olmak istedikleri sorusuna ya da ne yapmak istedikleri sorusuna aslında böyle yerlerde de cevap bulabiliyor. Teknofest'in bugün 4. günü 4 Eylül'e kadar devam edecek. Biz de farklı etkinlikleri yine ekranlara getirmeye devam edeceğiz Oya. Fatma Nurboylu, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana.